Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden Mutlu Pazarlar 13 Bülteni ile karşınızdayız. Türk savaş uçakları terör örgütü PKK'nın hedeflerini vurmaya devam ediyor. Hakkari bölgesinde 5 terörist daha düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi. Operasyonların devam ettiği Hakkari bölgesinde kırsal alana hava harekatı düzenlendi. Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında tespit edilen 5 PKK'lı düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası güvenlik güçleri arazi arama tarama çalışmalarına başladı. Bu arada Şemdinli kırsalında 23 Ekim'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Çatalca, Güvenli, Soğuksu, Durak, Akbal ve Erdemli sınırları ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon yürütülecek. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Baykal'ın hayati riski devam ediyor. Hafta başında beyne giden damarda pıhtı oluşması sonucu hastaneye kaldırılan ve 3 kez ameliyat edilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisi devam ediyor. Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi'nde tedavi olan Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Hayati risk devam ediyor. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin son açıklama Baykal'ın yakın dostu Aydın Milletvekili Profesör Doktor Metin Lüftü Baydar'dan geldi. Baykal'ın ameliyatlarına giren Baydar, normalde 60 yaş üstü insanın beyni daha sulu olur ve kafatası ile arasında boşluk bulunur. Deniz Bey'in beyni 30-35 yaşını aşmamış bir insanınki gibi, tam kapalı dedi. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Baydar, yapılması gereken her şeyin yapıldığını dile getirdi. Hepsi de uluslararası sisteme uygun olarak gerçekleşti. Şimdi beynin zamana ihtiyacı var, iyi olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Dün hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada da Baykal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak az da olsa olumlu gelişmeler olduğu belirtilmişti. FETÖ'cü Şiki Kumpası'nın hakimi Bülent Kınay ile Ergenekon Kumpası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı. Kınay ve Uslu emniyetteki ilk sorgulamalarında Edirne'ye ciğer yemeye gittiklerini öne sürdü. Yunanistan'a kaçmak için göçmen bir grupla yola çıktılar. Edirne'de yakayı ele verdiler. FETÖ kumpaslarının firari iki hakimi Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ firarisi bazı isimlerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan sınırında iki Pakistan uyruklu insan kaçakçısıyla bir grup kaçak göçmen yakalandı. Yapılan incelemede kaçak göçmenlerin arasında FETÖ'cü Şike Kumpası Hakimi Bülent Kınay'la Ergenekon Kumpası Hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu'nun da olduğu belirlendi. Uslu ve Kınay'ın Yunanistan'a kaçmak için insan kaçakçılarına 3000 avro verdikleri iddia edildi. Savcılıktaki sorguları sonrası FETÖ şüphelisi iki hakim gözaltı süreleri uzatılarak emniyete götürüldü. Emniyete götürüldüğü sırada gazetecilerin Yunanistan'a mı kaçacaksınız sorusuna Kınay ciğer yemeye geldik yanıtını verdi. Nereye gidiyordunuz? Yunanistan'a mı kaçıyordunuz? Yok, Edirne'ye geldik. Ciğer yemeye. Kıbrıs Türk Derneği ve Tüm Öğretim Elemanları Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği Kıbrıs seminerlerinin ikinci oturumu yapıldı. Seminerde konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Kıbrıs'ın ikinci donanmamız olduğunu vurguladı. Türk askeri adadan çekilsin diyenlere tepki gösterdi. En önemli bence yeri Lozan'daki deniz jeopolitiğindeki eksikliği tamamlayıcı unsur olmuştur. En azından güneyden kuşatılmışlığa son vermiştir. Şu gördüğünüz Türk bayrağı sonsuza kadar orada kaldığı sürece ben rahat uyuyorum. Ama orası ortadan kalktığında evet ne yaparız bilemiyoruz. Emekli Tümamiral bu sözlerle özetledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından önemini. Kıbrıs ikinci donanmamızdır dedi ve ekledi. Karasuları sorununda, kıta sahanı sorununda Yunan şunu çok iyi biliyordu. Eğer Ege'de FETÖ komple yaparsa, Türk kolordusu bir adım yürürse Atina'da hükümet kalmaz. Kıbrıs'ta hükümet kalmaz. O yüzden her kim ki Türk askeri adadan çekilsin diyor,
Aynı şekilde hançeri Türk donanmasına da saldı. Kuzey Kıbrıs Türk Derneği ve tüm öğretim elemanlarının İstanbul'da düzenlediği Kıbrıs seminerlerinin ikinci ve son oturumu yapıldı. Seminerin konuşmacıları da emekli tümamiral Cem Gürdeniz ve gazeteci yazar Erol Manisalı oldu. Türkiye artık bunu açıkça söyleyeyim yani Avrasya'ya, Asya'ya gidiyor. Zaten gitmek zorundaydı. Coğrafya bunu dikte ediyordu. Kaynaklar bunu dikte ediyor. Efendim Çin'in ticaret ve finans gücü bunu dikte ediyor. Kadıköy'de seminerde konuşan Cem Gürdeniz, Kıbrıs'ı koruyamazsak sonuçları ağır olur vurgusu yaptı. Türkiye'nin aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki deniz ulaştırma rotalarını her eksende kontrol eden bir yapı. Türkiye'nin deniz yetki alanlarının güney eksenindeki koruyucusu. Usta gazeteci Erol Manisalı da Kıbrıs konusunda çarpıcı uyarılar yaptı. Kıbrıs'ın yavaş yavaş Batı'nın denetimine terk edilmiştir. Manisalı, Türkiye'de Kıbrıs'a gereken önemin verilmediğini vurguladı. Bugünkü hükümet, dünkü hükümetler tarafından herkes görmemezlikten geldi. Kavganın giriş noktasını, Türkiye'nin sev hedefinde olduğunu görmemezlikten geldi. İşten çıkarılan Paşabahçe işçilerinin iş, aş, adalet sloganıyla Lüleburgaz'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüş valilik tarafından yasaklandı. İş, aş, adalet! Paşabahçe cam fabrikasında çalışırken işten çıkarılan 90 işçinin haklarını aramak için başlattıkları mücadeleleri valilik engeline takıldı. Daha önce ilçe merkezinde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışan 90 emekçi bu kez Lüleburgaz'dan İstanbul'a yürüyüş başlattı. İş, aş, adalet sloganıyla yola çıkan Paşabahçe Cam Fabrikası'nın eski 90 emekçisinin önü valilik tarafından büyük karıştıran beldesinde kesildi. Zafer dilenen emekçinin olacak. Valilik işçilerin yürüyüşüne engel olmak için bölgeye TOMA, jandarma ve çevik kuvvetler ekiplerini sevk etti. İşçilere destek olmak için yürüyüşe katılan CHP'nin Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü ile Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan İl Emniyet Müdürü ile görüştü. Türkiye'de bir kamuoyu oluştu. Bu kamuoyuyla Şişe Cam'da çalışan, Kırklareli Cam'da çalışan 90 tane işçinin mağdur edildiğidir. Görüşme sonrası milletvekilleri işçilerin pazartesi günü işverenle yapılacak görüşmeyi beklemelerini istedi. İlk günden beri söylediğimiz hep şuydu. Arkadaşlar direnelim, direnenindir hak, direnenindir başarı. İşçiler de pazartesi gününe kadar yürüyüşe ara verdiler. Peşmerge Kerkük'teki son ilçeden de geri çekilmek zorunda kalırken Amerika'dan kaygılıyız açıklaması geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather North çatışmalardan kaygı duyduklarını belirtti. Barzani ise Amerika ve Avrupa'da destek gösterileri düzenleyin çağrısında bulundu. Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil Kerkük Karayolu üzerinde çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda Peşmerge'nin elindeki Kerkük'ün son ilçesi olan Altın Köprü'de kontrol sağlandı. Amerika ise Irak ordusunun ülkenin kuzeyine ilerleyişinden endişe duyuyor. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather North, Kerkük civarında devam eden çatışmalardan Amerika'nın kaygı duyduğunu belirtti. Sözcü taraflara şiddeti sona erdirme çağrısında bulundu. Türkmenler ise Irak ordusunun operasyonlarından memnun. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkmen Altın Köprü, Irak ordusunun sayesinde başarıyla Peşmerge'nin elinden alındı. Orada bulunan Türkmenler rahatlarına kavuştular diye yazdı. Salih'i Altın Köprü'yü ziyaret ettiği video görüntüsünü de paylaştı. Öte yandan referandum sonrası yaptırımlarla karşı karşıya kalan bölgesel yönetim başkanı Mesut Barzani, Amerika ve Avrupa'da yaşayan Kürtlerden gösteriler düzenlemelerini istedi. Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, üzerimizdeki ablukanın kaldırılması için bulunduğunuz ülkelerin vatandaşlarından yardım isteyin denildi. Türkiye'nin terör örgütü Elebaşı Öcalan'ın posterine yönelik sert çıkışı sonrası Amerika'dan önce kınama ardından kutlama mesajı geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada Rakka'da Öcalan posteri açılması kınandı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise terör örgütü PKK-PYD'yi tebrik etti ancak PYD'den SDG güçleri diye bahsetti.
Diyorlar ki biz terörle mücadelede yanınızdayız. İnanmıyoruz. Yanımızda değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin, Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atıyor. Rakka'nın IŞİD'den PKK-PYD'ye devir teslimine ilişkin Washington'dan peş peşe açıklamalar geldi. Amerika, Rakka operasyonunda işbirliği yaptığı PKK'nın Suriye kolu PYD'yi Öcalan posterleri sergilemesi nedeniyle önce kınadı. Hemen ardındansa kutladı. Bu görüntüler büyük bir talihsizliktir. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Adrian Ranke Galloway, Anadolu Ajansı'na konuştu. Amerikalı yetkililer bize şunu söylediler, SDG ile işçileri görüyoruz. Amerika'nın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığını belirten Galloway, Öcalan'ın posterlerinin Rakka'da açılmasını kınıyoruz dedi. Ayrıca PYD-YPG önderliğindeki SDG güçlerinin Öcalan posterlerinin sergilenmesini onaylamadığını iddia etti. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rakka'nın IŞİD'den alınmasına ilişkin mesajında ne Öcalan posteri krizine değindi ne de PYD-YPG'nin adını andı. Tillerson, SDG'yi Rakka operasyonundaki başarısı nedeniyle kutladığını açıkladı. Son açıklama ise Amerikan Büyükelçiliğinden yapıldı. Açıklamada Öcalan saygı görmeye değer bir şahsiyet değil denildi. Uluslararası Medeniyet Şurası'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, medeniyet kavramı üzerinden ABD'yi ve Donald Trump'ı eleştirdi. Ben ABD'ye medeni demem ifadelerini kullanan Erdoğan, Trump'ın medeniyet olayını şekil olarak değerlendirirken bir tipoloji olduğunu söyledi. Hoca olmak, ahkam kesmek yetkisini kimseye vermiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Medeniyet Şurası'nın açılışında konuştu. Kendileri de böyle bir tarzı siyasetin içerisine giremezler, girerlerse de bedelini onlar da ağır öderler. Cumhurbaşkanı konuşmasında Donald Trump'ı da eleştirdi. Sayın Trump, bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım. Cumhurbaşkanı ABD'ye yönelik eleştirilerini korumaları hakkında açılan dava üzerinden sürdürdü. Ne deniyor Amerika'ya? Demokrasinin beşiğidir. Böyle bir şey demokrasi olamaz. Ve bunun adı demokrasi olamaz. Kusura bakmasınlar. Ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin. Yanımda korumalarım. Ben bir ülkenin cumhurbaşkanıyım. Ve teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın. Ve kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak. Hele hele iki tanesi orada hiç yok. Eşimin korumaları ve bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu? Türkiye-İran ilişkileri bahar havasını yaşıyor. Amerika'nın Irak ve Suriye'deki ikinci İsrail planı Türkiye ve İran'ı birbirine bugüne kadar olmadığı kadar yakınlaştırdı. İranlı gazeteciler Batı Asya'daki bu yakınlaşmayı ulusal kanala değerlendirdi. Barzani referandumu Batı Asya'da Türkiye, İran, Irak ve Suriye'yi birbirine yakınlaştırdı. Özellikle İran'la ilişkilerde bahar havası esiyor. Türkiye'ye gelen İranlı gazeteciler iki ülke arasında yaşanan sıcak ilişkileri ulusal kanala değerlendirdi. Amerika da der mantığı faaliyet hay bir şomayı ru encam mide az. Barzani referandumu derin bir etki yaptı. O da sosyal bir etkiydi. Bölge ülkeleri Amerika'nın bölücü tutumunu somut olarak gördü. İranlı serbest gazeteci Emin Yegane, Amerika'nın Batı Asya ülkelerine müdahalesiyle Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de halkları birbirine kenetlediğini söyledi. Amerika'nın bölgemizdeki kriz çıkarma girişimleri soyut olmaktan çıktı, somutlaştı. Dört ülkenin halkı bu gerçeği gördü. Bu da ülkenin geleceğinde olumlu etkiler bırakacaktır. Ülkelerin kenetlendiğini ve ortak düşmana karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Bu bölgenin tarihini değiştirecek. Havası merdum ro nisbet be asli gaziye. Mesut Sadr Muhammedi,
O da İran'ın resmi yayın organı Tasnim Haber Ajansı'nın Türkçe masası editörü. Bölgede olan devletler birbirlerinin ihtilaflarının ne kadar ağır ödünçlerle karşılaşacağı durumunu anladılar. Muhammedi Ankara, Tahran, Bağdat ve Şam'a Moskova'yı da ekledi. Bölge devletlerinin yönetimlerinin çok çabuk bu kanaate gelmeleri çok olumlu bir tarihi hadise, tarihi vakıa oldu. Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Arslan da Ankara-Tahran yakınlaşmasında Vatan Partisi'nin katkısına dikkat çekti. Barzani'nin bölünme referandumu ile birlikte, bunun ilanı ile birlikte çeşitli temaslar başladı. Hatta Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Tahran ziyareti de bunda çok çok önemliydi. Çok ince ayrıntılar vardı bu ziyaret sonrası oluşan tabloda. Erdoğan Hamaney görüşmesinde Hamaney ikinci İsrail vurgusu yapmıştı. Arslan, Hamaney'in yeni İsrail tanımında Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in İran ziyaretinin etkisi olduğunu belirtti. İran dini lideri, siyasi ve dini anlamda en üst mertebede olan, en üst makama oturan kişi kurulmak istenen yeni bir İsrail'dir dedi, ikinci bir İsrail dedi tespitini yaptı ki daha önce bu tespitler İran'da açık söylemek gerekirse yapılmamıştı. Şırnak'ta 17 Ekim'de kömür ocağında meydana gelen göçükte can kaybı sayısı 8'e yükseldi. Göçükten yaralı olarak çıkarılan 18 yaşındaki Sıddık Kabak hayatını kaybetti. Üzücü haber salı günü gelmişti. 17 Ekim günü Şırnak'la Cizre arasında Cüdü Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında göçük yaşanmıştı. Maden işçileri için herkes seferber olmuş, bölgeye çok sayıda UMKE, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. 7 işçi göçükten yaralı olarak çıkarılmış, birinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralı 7 işçiden 18 yaşındaki Sıddık Kabak dışında hiçbiri hayata tutunamadı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde 2 beyin ameliyatı geçirip Gaziantep'e sevk edilen Sıddık, günler süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Böylece göçükte hayatını kaybeden işçilerin sayısı 8'e yükseldi. Üniversite öğrencilerine verilecek burs ücreti 470 liraya çıkarıldı. Açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Haberi Elazığ'dan duyurdu Başbakan Binali Yıldırım, yeni burs ücretlerini açıkladı. Hadi bakalım, 425'ten 470'e çıktı. Yıldırım, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fırat Üniversitesi Akademik Yılı açılışı ve Fahri Doktora tevcih töreninde konuştu. Gençlerin donanımlı şekilde yetiştirilmesinin öncelikli amaçları olduğuna değindi. Mezun olduktan sonra bu ortamı çok özleyeceksiniz. Onun için sizin için altın değerinde fırsat olan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. 2018'deki KYK burs ve kredi ücretleri de gündemindeydi Başbakan'ın. Öğrencileri yakından ilgilendiren haberi burada açıkladı. 2003'te öğrenci başına 45 lira burs veya kredi veriyorduk. 2018'de bu rakam 470 lira olacak. 425'ti bu sene. Hadi bakalım, 425'ten 470'e çıktı. Lise ve üniversiteye giriş sisteminde yapılan düzenlemeleri de değerlendiren Yıldırım, vatandaşlarımız rahat olsun dedi. Vatandaşlarımız rahat olsun. Daha rahat edecekleri, streslerinin azalacağı yeni geçiş sistemi getiriliyor. Türkiye Gençlik Birliği Ankara'daki 29 Ekim kutlaması hazırlıklarını sürdürüyor. Yurt genelinde yürütülen çalışmaların yoğunlaştığı illerden biri de İstanbul, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de. Bakırköy'de masa açan TGB'liler binlerce bildiri dağıttı. Vatandaşları Ankara'daki Cumhuriyet kutlamasına davet etti. İstiklalimiz için, Cumhuriyetimiz için 29 Ekim'de tüm Türk milletini Ankara'ya davet ediyoruz. Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de alanlara indiler. Vatandaşları Ankara'daki Cumhuriyet kutlamasına davet ettiler. 29 Ekim'de Ankara'da Anıtkabir'deyiz. Türkiye Gençlik Birliği 29 Ekim'de Ankara'da yapacağı kutlamanın hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün itibaren 8 gün kaldı. O 8 günü biz de şimdi ilmek ilmek örmeye devam ediyoruz.
Yurt genelinde yürütülen çalışmaların önemli merkezlerinden biri de İstanbul. Yüzlerce TGB üyesi Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy'de alanlarda. Üniversitedeki ekipler de kampüslerde çalışıyor. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle gerçekten çok çok etkili bir çalışma yürüyüşü. Üniversitelerde, sokaklarda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda liselerde de çalışmalarımız devam ediyor. Gençler kararlı. Kadınla erkekle yürütülen çalışmalara vatandaşın ilgisi de yoğun. Samsun'dan başlayacak yürüyüşümüz Erzurum, Sivas ve Ankara'da son bulacak. Saat 29 Ekim saat 1'de 1. Meclis önünde buluşuyoruz. Türkiye'deki o umudu yaratmak için kolları sıvadık hep beraber. 29 Ekim'deki kutlama için İstanbul'da daha şimdiden yüz binlerce bildiri dağıtıldı bile. Her kişi bize saat kaçta otobüsler kalkacak, ne zaman kalkacak, çocuklar biz de gelelim diyor. Artık Türk gençliği zaten şunun farkında, şunun bilincinde. Emperyalizm gibi bir tehdit var. Bakın bu mücadele içerisinde muhafazakarı, sosyalisti, cumhuriyetçisi, Atatürkçüsü, her ne dersek değil, milliyetçisi. Bütün kesimler aslında bir araya gelmiş durumda. Çünkü TGB İstanbul İl Başkanı Okan Özkan bu 29 Ekim'in önemine dikkat çekti. Gençlik Ankara'da mesajını verecek dedi. Sloganı olarak İstiklal Yürüyüş dedik. Oradan biz aslında Irak'ta, Suriye'de, Türkiye içerisinde Fethullahçı, işte Fethullahçı terör örgütü, IŞİD'e, YPG, PKK'ya karşı bir mesaj vermiş olacağız. Liselerde, ilkokullarda hepimize dayatılan, öğrencilere dayatılan müfredat gibi bir mesele var. O müfredattan Atatürk'ün çıkartılmasına bir tepki olacak bizim yaptığımız yürüyüş. İstiklalimiz için, Cumhuriyetimiz için 29 Ekim'de tüm Türk milletini Ankara'ya davet ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği çalışmalarını duydunuz. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar ve gençliğin sizden bir isteği var. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da olun. 29 Ekim kutlamaları için harcamalar kısıtlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili kararı merkez ve yurtdışı birimlerine gönderildi. Gerekçe ise tasarruf. Dışişleri Bakanlığı mali harcamalarında tasarruf için 29 Ekim harcamalarını kısıtlayacak. Bakanlığın temsil ve tanıtım giderleri için merkez ve yurtdışı birimlerine iki farklı genelge gönderdiği ortaya çıktı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre bakanlık ilk genelgeyle temsil, tören ve diğer organizasyonlar için yapılan harcamalar kısıtlanacaktır talimatını verdi. Habere göre bakanlık 29 Ekim Milli Gün kutlamalarına ilişkin ikinci bir genelge daha gönderdi. Temsilciliklerin temsil ve tanıtma giderleri için ek ödenek istediği belirtilen genelgede henüz Maliye Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelmediği ifade edildi. Bu nedenle Maliye Bakanlığı'ndan olumlu yanıt gelene kadar temsilciliklerden 29 Ekim Milli Gün resepsiyonu harcamalarında tasarruf etmelerinin beklendiği belirtildi. Genelgede resepsiyon için ödeneğin eksik kalacağını değerlendiren temsilciliklerin ek ödenek talebinde bulunabileceği de kaydedildi. Bu çerçevede temsilciliklerin 20 Ekim Cuma günü mesai bitene kadar Dışişleri Bakanlığı'na bildirim yapması istendi. Bu arada Türk misyon şeflerinin tasarruf tedbirleri kapsamında 29 Ekim kutlamalarını organize etmek için çalışmalara başladığı iddia edildi. Vatan Partisi Öncü Gençlik Heyeti 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali kapsamında Rusya'da. Heyet burada Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede önemli mesajlar verildi. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de festivali takip edenler arasında. Bu seneki düzenlenen Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin sloganı sosyal adalet için, barış için ve dayanışma için emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltiyoruz şeklindeydi. Türk ve Koreli gençler Rusya'da buluştu. Ulusal kanalda festivali yerinde takip ediyor. Uzun zamandan beri gerçekleşen etkinliklerden en büyüklerinden bir tanesi de Rusya'da gerçekleşen etkinlikler. Bu tarafta da yine festival tarihinden görüntüler var. Bu eski festivallerdeki görüntüler, aynı zamanda o dönemin afişlerini burada görüyoruz. 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Soçi'de devam ediyor. Vatan Partisi Öncü Gençlik Heyeti de dünyanın dört bir yanından gelen gençlik örgütleriyle temaslarda bulunuyor. Son olarak Vatan Partisi Heyeti Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni temsilen festivalde bulunan, liderliğini Kim Jong-un'un yaptığı Kore İşçi Partisi'nin gençlik örgütü Kim Il-sungist, Kim Jong-ilist Gençlik Birliği ile bir araya geldi. Heyetler 1,5 saat süren bir resmi toplantı düzenledi. Görüşmelerde ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kalındı. Kore heyeti Pyongyang'ın en önemli politikasının güçlü gençlik, güçlü ordu, güçlü Kore olduğunu vurguladı.
Görüşmenin ardından festival alanında bulunan tanıtım masası ve sergi gezildi. 19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için Soçi'deyiz. Festival boyunca pek çok farklı etkinlik gerçekleştiriliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen gençler hem spor etkinliklerine hem kültürel faaliyetlere katılıyorlar, sanat etkinliklerine dahil oluyorlar. Aynı zamanda da geleceği konuşuyorlar, siyasi tartışmalar içerisine giriyorlar. Bölgeyi ve dünyayı ve dünyanın geleceğini inşa etmek için fikirlerini paylaşıyorlar. Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de festivaldeydi. Konferans salonlarında özel isimleri var. Burada Sovyetler Birliği Konferans Salonu. Salonun ismi. Buradaki salonun ismi Lenin Konferans Salonu. Diğer tarafta kameraman arkadaşımızdan rica edelim. Diğer taraftaki salonun ismi Cengiz alanı tanıttı. Burada festivalin tarihinden görüntüler ve fotoğraflar ve bazı kumlar, çeşitli görseller gösteriliyor. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda askeri liseler hemen açılsın sloganları yankılandı. 59. haftası geride kalan nöbette savaşan ordunun okulları kapalı kalamaz vurgusu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib operasyonu da nöbetin gündemindeydi. Türk ordusu, Atatürk'ün ordusu girdiği yerden eze eze, çöze çöze çıkar. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te vatan savaşı veriyor dediler. Savaşan ordunun okullarının kapalı kalamayacağını söylediler. Bugün savaşan ordunun can damarına, su kanallarına el uzatmak en çok düşmanın işine yarar. Türk ordusunun bel kemiği olan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. Şehidin de gülaştı, onun gözü nurdandır. Bu milleti kurtaran başkomutan atamdır. İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbette 59 hafta geride kaldı. Silahlı kuvvetler temelinde askeri okullar yatar. Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Okka hükümeti uyardı. Bu okulları açmaya mecbursunuz dedi. O okulları derhal açacaksınız. Nasıl harbi okullarını açtıysanız şimdi de 4 tane askeri liseyi açacaksınız. Gata ve askeri hastanelerin bir an önce Türk ordusuna devredilmesi de istendi. Asker cephede savaşıyor, askeri hastaneler işin sahibinde ve ehlinde değil. Mehmetçiğin İdlib operasyonu da nöbetin gündemindeydi. Operasyona karşı olanlara sert tepki gösterildi. Atatürk'ün ordusu İdlib'e ve o bölgeye girdi, düşmanı eziyor. Düşmanı eziyor. Bundan rahatsızlık duyan hainler televizyonlarda başka şeyler söylüyor. Onun için işteki bozgunculuğa fırsat vermeyeceğiz. Askeri okul nöbetinde 18 yıl önce bugün gericiler tarafından katledilen Cumhuriyet aydını Ahmet Taner Kışlalı da unutulmadı. Ahmet Taner Kışlalı hocamızın ölüm yıldönümü. Bugün öldürdüler o hainler, o faşist çeteler. Mustafa Kemal'in askerleri. Kısa adı USMER olan Ulusal Strateji Merkezi'nin İstanbul platformu Taksim'de açıldı. Türkiye'nin sorunlarına çözüm arayan platformun açılışına çok sayıda akademisyen ve sanatçı katıldı. Ulusal Strateji Merkezi'nin İstanbul platform açılışı yapıldı. Merkezi Ankara olan platform Taksim'de büyük uzman kadrosuyla açıldı. Hayali mi? 20 komisyondan oluşan ve Görev Vakfı'na bağlı olan USMER'in İstanbul platformu başkanlığını Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever yapıyor. İnternet, televizyon üzerinden ama sadece oradan değil, internet televizyonla birlikte işbirliği yaptığımız, başta işte ulusal kanal olmak üzere bütün milli yayın dünyasıyla beraber bütün şeylerimizi paylaşarak, düşüncelerimizi, tartışmalarımızı, ulaştığımız sonuçları paylaşarak Türkiye'nin önüne canlı bir düşünce hayatını, tartışma hayatını açmak istiyoruz. Türkiye'nin sorunlarına her alanda çözüm arayan platform yaklaşık 150 akademisyen, sanatçı ve uzman kadrodan oluşuyor. Mustafa Kemal Atatürk muasır medeniyet dedi. Hiçbir zaman batı medeniyeti demedi. Batının da doğunun da muasır ve yüksek medeniyetleri olduğunu, uygarlığına olduğunu biraz tarih okuyanlarımız biliyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de açılışa katıldı. 105 bin insan FETÖ'cü Türk Devleti'nin içinden temizleniyorsa, 30 bin askerin içinden atıldıysa, 51 bin hapislere tıkıldıysa
ve Kerkük'e Irak ordusu girdiyse, Türk ordusu İdlib'e girdiyse, Amerikan emperyalizmine karşı İran, Irak, Suriye, Türkiye beraber olduysa buradan karanlık bir tablo çıkmaz. USMER'in Ankara, Antalya ve İzmir'de de komisyonları bulunuyor. Vatan Partisi öncü kadın müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasanın anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Öncü kadın Genel Sekreteri Gürsel Karataş, ülkemiz terör örgütlerine karşı bir vatan savaşı verirken milleti bölecek uygulamadan hükümet vazgeçmeli dedi. Mecliste kabul edilen müftülere nikah kıyma yetkisi veren düzenlemeye tepkiler artıyor. Bu yasa Türk toplumunun çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden devrim kanunlarını zaafa uğratma dolayısıyla anayasayı delme çabasından başka bir şey değildir. Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Sekreteri Gürsel Karataş, düzenlemenin anayasa ve laiklik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Bu durum anayasamızın inkılap kanunlarının korunması başlığı altındaki 174. maddesinin 4. bendine aykırıdır. Din görevlileri kendilerine tarif edilen görevlerin çerçevesinde kalmalıdırlar. 15 Temmuz FETÖ darbesi teşebbüsü göstermiştir ki laiklik olmadığı zaman ülkenin birliği ve bütünlüğünü sağlamak da güçleşmektedir. Ülke bu tür kamplaşmalarla dış müdahalelere daha açık hale gelmektedir. Ülke geleceğinin tehdit altında olduğunu belirten Karataş'a göre söz konusu durumdayken milleti bölecek uygulamalardan uzak durulmalı. Ülkemiz ABD destekli PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütlerine karşı bir vatan savaşı verirken milleti bölecek ve iç cepheyi zaafa uğratacak bu türden uygulamalardan hükümet derhal vazgeçmelidir. Karataş, Cumhuriyet devrimlerine hedef alan uygulamalara geçit vermeyeceklerini vurguladı. Cumhuriyeti ve laikliği karşısına alan bir iktidar bu ülkeyi yönetemez. Vatan Partisi, Cumhuriyet devrimine karşı olan bütün uygulamalara karşı her alanda mücadele etmektedir. Ve bundan sonra da mücadelesine devam edecektir. Vatandaşların kişisel bilgileri 102 bin liraya satılabilecek. İlgili düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasada yer alıyor. Düzenlemeye göre yurttaşların kişisel verilerini arşivlemek isteyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere sicil ücret alınacak. Bilgiler kişilerin rızası olmadan şirketlerle paylaşılmayacak. Devlet, vatandaşın kişisel bilgilerini arşivlemek isteyen şirketlerden harç alacak. Bunun için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasayla yeni bir düzenleme yapılıyor. Düzenlemeye göre verileri arşivleyen işletmelerden bir defaya mahsus olmak üzere 102 lira ücret alınacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre şirketler önce veri sorumluları sicil kuruluna kayıt yaptıracak. Kurula kayıt olmak için veri sorumlusu özel hukuk tüzel kişilerinden sicil ücreti alınacak. Kayıt yaptırmayan kişilere veri paylaşımı yapılmayacak. Konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Faruk Bilir, vatandaşların rızası olmadan bilgi paylaşımı yapılmayacağını söyledi. Bilgiler bizim sicilimize kaydolduğu zaman vatandaş hangi GSM şirketi verilerini hangi alanla kimlerle paylaşıyor bakacak diye konuştu. Alınacak ücretlerin işletmenin cirosuna göre değişmeyeceğini belirten Bilir, Türkiye'de veri temelli ekonomiye geçişi amaçladıklarını ifade etti. Kurul Başkanı, bankalar, sigorta şirketleri, hastaneler gibi ulusal şirketlerin yanı sıra Google, Apple ve Facebook gibi şirketlerin de yasaya tabi olarak kayıt yaptırabileceklerini kaydetti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, yurttaşların her türlü özel bilgisini kayıt altına alması için mecliste çıkarılan bir yasayla kuruldu. Kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, dini, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı ve cinsel hayatına dair bilgiler kişisel veri olarak saklanacak.
AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in salı günü istifa edeceğini açıkladı. Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de kanalı Beyaz TV'de de Gökçek'in önümüzdeki hafta istifa edeceği duyuruldu. Gözler aynı zamanda diğer istifası istenen Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarına çevrildi. 3 belediye başkanımız daha var. Onlar da istifalarını en kısa zamanda vereceklerine inanıyorum. İstifası istenen o belediye başkanları Ankara, Bursa ve Balıkesir'de görev yapıyor. AKP'de 3 haftadır aralıksız tartışılan başkanların istifa direncinde yeni haftaya giriliyor. Gözler başkanların ne zaman istifa edeceğine çevrilmiş durumda. İlk tarih Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için verildi. Şimdi ben Sayın Melih Gökçek'in de önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum. Gökçek'in istifasına ilişkin bir tarihte Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV canlı yayınında açıklandı. Gökçek direniyor iddiası yalanlandı. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler. Direndiği mirendiği yok. Ankara'nın yanı sıra istifası istenen Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanları hakkında da birçok senaryo var. Ulusal kanalda yayınlanan Derin Mevzu programında konuşan Orta Doğu ve terör uzmanı İsmail Dost, AKP kulislerindeki bilgileri paylaştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Bey pazartesi gününe kadar istifa edecek. Bir, Melih Bey pazartesi veya salı günü kadar istifa edecek. Balıkesir'de pazartesi gününe kadar istifa edecek. Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'de istifasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yok öyle bir şey dedi. Başka bir açıklama yapmayacaksınız ama. Yok, yok öyle bir şey yok. Yok abi öyle bir şey yok. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hürriyet gazetesinin haberine göre Balıkesir ve Bursa Belediye Başkanları abi pozisyonundaki isimler devreye sokularak istifa için ikna edilmeye çalışılıyor. Habere göre AKP içinde direnen başkanların istifası için iki yol tartışılıyor. Aksi takdirde yine söylüyorum gereği neyse gereği yapılacak. Bu yollardan birinin belediye meclislerinde başkanları karar alamaz hale getirmek, diğerinin ise İçişleri Bakanlığı'nca görevden almak olduğu iddia edildi. AKP'li Şamil Tayyar da Bursa ve Balıkesir belediyelerinin FETÖ ile mücadelede eksik kaldığını belirtti. Bu ifadeler kulislerde istifa etmezlerse FETÖ soruşturması açılır mesajı olarak yorumlandı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakansa başkanların istifa etmesi durumunda yerlerine kimlerin geleceğine dair iddiaları köşesine taşıdı. Hakan, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimleri için İstanbul'da Kadir Topbaş'ın yerine Binali Yıldırım'ı, Ankara'da ise Melih Gökçek'in yerine Ali Babacan'ı aday yapmayı düşündüğünü ileri sürdü. Ahmet Hakan CHP'nin ise Ankara için Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Bülent Kuşoğlu isimleri üzerinde durduğunu iddia etti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti nükleer tehlike bahanesiyle kışkırtıcı eylemler yapan Amerika'ya müzakere kapısını kapattı. Pyongyang yönetimi balistik füze programının müzakereye açık bir konu olmadığını duyurdu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kendisini nükleer tehdit olarak gören Amerika'ya müzakereye kapalıyız yanıtını verdi. Pyongyang yönetimi karşılıklı gerilimde Amerika'nın Guam adasını vurabileceğini açıklayarak Washington'a gözdağı vermişti. Amerika, ülkenin nükleer kapasitesini daraltması için konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine taşımıştı. Koreli diplomat Cho Son-hui ise nükleer silahların ülkesi için bir ölüm kalım meselesi olduğunu ineledi. Birleşmiş Milletler ambargolarının uygulanmasının saldırgan bir tutum olduğunu belirten Kore, Avustralya ve diğer ülkelere Donald Trump'a karşı destek isteyen bir mektup yazdı. Mektupta ülkelerin Amerika'nın tutumuna dikkatli bir biçimde tetikte kalarak yanıt vermeleri istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise iki ülke arasında artan gerginliğe yönelik karşılıklı tehditler duyuyoruz. Bu son derece tehlikeli diye konuştu. Aydın'da bir araya gelen 17 Ziraat Odası Başkanı hükümetin et ithalatı kararına karşı çıktı. Üreticiyi ithalatla tehdit etmeyin diyen oda başkanları çözümün üretmekten geçtiğini vurguladı. Üretmek zorundayız dediler. İthalat kararına karşı masaya yumruğu vurdular. Üretmek zorundayız. Bunun için girdi maliyetlerinin
aşağı çekilip ithalatla tehdit edilmemeli Türk çiftçisi. Aydın'ın 17 ilçesinden Ziraat Odası Başkanı bir araya geldi. Et ithalatı kararına tepki gösterdi. Tabii tüketici pahalı et tüketmesin. Ama yüksek maliyetli üretiyoruz. Maliyetler yüksek, silaj fiyatları, saman fiyatları, yem fiyatları yüksek. Çiftçinin biraz para kazanma marjı yükseldiğinde direkt ithalatla terbiye edilmeli karşı karşıya kalıyor. Heyet adına açıklama yapan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Rıza Posacı, et politikalarında artık lastik patladı dedi. Etteki 29 lira olan bıçak fiyatı şu an 24,5 lira, 25 lira, 24 lira satış şekline göre düştüğünü biliyoruz. İnekteki 22-23 lira bandındaki olan bıçak fiyatı da 19-20 lira arasında yine ödeme şekline göre. İthalat devam ederse üretici hayvanlarını satmak zorunda kalacak ve önümüzdeki yıl fiyat daha da yükselecek. Besicimiz ciddi bir sıkıntı yaşayacak ve damların boşalmasıyla seneye bıçak fiyatları tekrar yükselecek. Tabii bu meyanda kim dayanacak o sürece? Yani bu senaryo çok yaşadık. Bu fiyatlar düşmeye devam ederse bir yıl sonra bıçak fiyatı 35 lira olur. Evet. Yani bunun için alim olmaya gerek yok. Çözüm üreticinin teşvikinde diyen Posacı, ithalatın sonuç getirmeyeceğini belirtti. Yani bu ithalat yöntemi yıllardır denendi. Belki 20 yıldır, 30 yıldır ben çiftçiliği başladığımdan beri, 80'li yıllardan beri bu ithalatla bir mesafe alamadık. Yıl 2017 tekrar bunu denemenin hiç mantığı yok. Milli piyangocular dertli, satışlar kötü. Yemiyeler 25 liraya kadar düştü. Piyangocular devletin bu gidişata müdahale etmesini istiyor. Varlık fonuna önceden özelleştirme vardı. Bir kılıç vardı başımızda, dolanıyordu. Şu anda bayi günlük 10 tane bile satmıyor. 10 tane bile dersen 60 TL yapar. %10 olsa 6 lira para kazanmıyor piyangodan. Eskiden özelleştirme kılıcı, şimdi de varlık fonu kıskacı. Milli piyangocular dertli. İşsiz birisi geldiği zaman git diyor, milli piyango formu doldur. Milli piyango bile sat, 1 milyar maaş diyor. Sanki hazır var, cebine koyuyorlar böyle. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, piyangocuların tedirgin olduğunu söyledi. Önümüzü göremiyoruz. Herhangi bir yenilik yok piyangoyla ilgili. Yani bir çalışma yok. Bayi önünü göremiyor. Üyelerimiz ocağı bekliyor işte. Zor tutuyoruz işte. Ocakta istifa edip gidecekler. Milli piyangocular hükümetten güvence istiyor. Piyangoyu yenileyecek bir yatırım yapması lazım. Genel müdürlüğe demesi lazım ki biz bunu satmayacağız, fonda kalacak. Genel müdürlük fonla görüşerek yeni yatırımlar yapması lazım ama maalesef bir yatırım yok. Üyelerimizi elimizde zor tutuyoruz. Bu gidişine bayilerimizin büyük ihtimalle fes olma riski var. Güven için öncelikle yatırım yapılması, yani yeni oyunlar üretilmesi gerekiyor. Önünü göremediği için seyyar bayiler maalesef bırakıyor. Bayiyi iptal ediyorlar. Bayi hep korku içinde yaşıyor. Hep ne olacak? Hep arıyorlar bizi. İşte ne zaman iptal olacak? Ne zaman bizim fes olacak? Bilet alalım mı, almayalım mı, günlük yaşıyor bayi, önünü göremiyor. Piyangocu zor durumda, satışlar çok düşük. Özel çekilişlerden 6 rakam var, normal çekilişlerde 4 rakama kadar indi. Normalde kaç rakam vardı? Normalde 10 rakama, eskiden 10 rakama kadar vardı. Şu anda bayi günlük 10 tane bile satmıyor. 10 tane bile dersen 60 TL yapar. %10 olsa 6 lira para kazanmıyor piyangoda. Kazı kazan 3 günde bir paket satıyor. 40 lira paketi, 12 lira 13 lira ondan kazanıyor. Yani bir insanın yevmiyesi 20 lira mı, 25 lira mı? TRT1'de canlı yayında noter huzuruna çekiliş olurdu. Bu yok, kaldırıldı. Efendime söyleyeyim, reklam olurdu, reklam yok. Güvence olmasını istiyorum. Parayla geziyoruz, biletimiz çalınıyor. Yani bunu hiçbir zaman ispatlayamıyorsun. İnsanlar bizlere inanmıyor. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali düzenlenen açılış galasıyla başladı. Festivalde onur ödülleri sahiplerini de buldu. 54. Uluslararası Antalya Film Festivali başladı. Güzel etkinlikler var, o açıdan çok dolu dolu bir festival olmuş. Tebrik ediyorum ama ulusal yarışma keşke olsaydı diyorum. Seneye belki tekrar olur. Ben olmasını çok istiyorum. Sinema dünyasının ünlü isimleri Expo 2016 Kongre Merkezi'nde Kırmızı Alı'da yürüyerek gazetecilere poz verdi. Heyecanlıyız, çok keyif verici. 5 jüri üyesiyiz biliyorsunuz. İçlerindeki tek Türk jüri üyesi benim. Açılış törenine Juliet Lewis, Christopher Walken, Erhan Yazıcıoğlu, Suzan Avcı ve Fadik Sevin Atasoy katıldı. Gecede Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş'la ABD'li oyuncu Christopher Walken'a onur ödülü verildi. Tabii biliyorsunuz festivalimizi her sene Devler Ligi'ne yükseltmek için fevkalade önemli
güçlenmesi, daha da saygın olması adına önemli değişimlere tabi tutuyoruz. Ve tabii ki bunu Antalya için, Antalyalılar için, ülkemiz için, milletimiz için yapıyoruz. Geçen yıl festivalin kapanış tarihinden bugüne kadar hayatını kaybeden sinema emekçileri de unutulmadı. Gelişmeleri aktardık. 16 bülteninde görüşmek üzere.